Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız yepyeni bir oyun canavarı programıyla karşınızdayız. Bu programımızda sizlere 2022 yılının en çok beklenen oyunlarını anlatmak istiyoruz. Biliyorsunuz 2021 son günlerindeyiz. Acı tatlı birçok anıyla kapattık 2021'i ki hem dünya hem de ülkemiz için birçok zorlukların yaşandığı, pandeminin tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemden geçtik. İnşallah 2022 daha iyi olur diyoruz ve 2022 yılında en çok beklenen oyunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi önemli oyunlardan bir tanesi arkadaşlar ve en çok beklenenlerden bir tanesi God of War Ragnarök. Bu özellikle biliyorsunuz PlayStation platformundaydı bu oyun ama PC versiyonu da çıktı biliyorsunuz çıkacak ama Ragnarök sürümü belki ilk etapta PC'ye gelmeyecektir ama bir süre sonra muhtemelen PC'ye de gelecek bir sürüm olacak. Biliyorsunuz bu oyun PlayStation'a özel bir oyundu yakın zamana kadar ve artık PC üzerinde de yani Windows yüklü bilgisayarlarda da oynanabiliyor. Bu yeni oyunda da heyecan yine maceralar devam ediyor. Kratos'un maceraları devam edecek ve bu maceralarda da çok daha farklı ve daha eğlenceli bir dünyaya adım atacağız gibi görünüyor. Bir diğer beklenen oyun ise Starfield. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir oyun ve bununla ilgili olarak aslında birçok doküman, birçok görüntü, birçok video vesaire paylaşıldı. Özellikle Bethesda'nın üzerinde uzun yıllardır çalıştığı bir oyun ve büyük bir evren ve büyük bir atmosfer, çok güzel evren, çok güzel bütün bir kainat, bütün bir sistem aslında bu oyunda anlatılıyor. Rol yapma türünde bir oyun olacak bu ve uzay kaşifi yapacaksınız ve ilginç bazı anekdotları da var. Tabii ki henüz oyunla ilgili çok net bir bilgi yok ama 2022 yılında çıkması bekleniyor ki o tahmini çıkış tarihinin 11 Kasım 2022 olduğunu da söylemiş olayım. Bir diğer oyun ise özellikle kitap ve film, yani kitaptan uyarlanan film tutkunlarını sevindirecek bir oyun Hogwarts Legacy. Biliyorsunuz Harry Potter evrenini anlatan bir oyun olacak bu ve Harry Potter'ın Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki maceralarından bir tanesini anlatmış olacak. Tabii bu oyun nasıl olacak henüz tam detaylar belli değil. Çıkış tarihi de 2022 olarak açıklandı ama kesin bir tarih henüz verilmiş durumda değil. Özellikle de bu Harry Potter serisini sevenler, hem kitabını hem filmini izlemiş olanlar, kitabını okumuş olanlar, çeşitli oyunları da vardı biliyorsunuz daha önce. Bu da yeni bir oyun olarak seriye eklenecek. Muhtemelen o seriyi takip edenler için çok güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Tabii ki 2022'de çıkarsa. 2022 için beklenen bir diğer oyun ise Elden Ring. Aksiyon RPG türünde bir oyun bu ve 25 Şubat 2022'de çıkması bekleniyor. Yani hemen yılbaşından hemen sonra aslında yani yaklaşık 2 ay sonra 2022'nin ikinci ayının sonunda piyasaya sürülmüş olacak. Bu birazcık aslında şöyle biraz daha böyle tutkunu olanların veya bu türü sevenlerin ilgilenebileceği bir oyun. Dark Souls, Bloodborne ve Sekiro Shadow Die Twice gibi yapımlara imza atan Souls-like türünde bir oyun bu. Fantastik türde bir oyun olacak bu. Dediğim gibi özellikle bu türü seviyorsanız seveceğiniz, oynayacağınız bir oyun ve birçok platformda çıkıyor. PC var, PlayStation var, Xbox var ama PC üzerinde de oynanabileceğini söyleyeyim. 2022'nin bir diğer oyunu ise Stalker 2 Heart of Chernobyl. Biliyorsunuz FPS türünde bir oyun bu. Aksiyon, macera ve rol yapma öğelerinin karışık olarak içinde bulunduğu bir oyun. Stalker serisi bu oyunla beraber devam edecek. Burada PC, Xbox Series XS için gelecek. Yani PC üzerinde de oynayabileceğimiz bir oyun. Bu da 2022 yılının Nisan ayında çıkıyor. Tam çıkış tarihi ise 25 Nisan 2022 olduğunu belirtelim. Bu tarz oyunları seviyorsanız da bu tarihleri ve isimleri not almanızı öneriyorum. Listemizin son oyunu ise Dying Light 2 Stay Human isimli oyun. Bu oyunda özellikle bu türü merak edenler için ki aksiyon türünde bir oyun ve hem PlayStation hem Xbox hem de PC üzerinde oynanabilecek bir oyun. Bu oyunda Şubat ayında çıkıyor arkadaşlar. 4 Şubat 2022 tarihinde eğer son dakika bir değişiklik olmazsa kullanıma sunulacak oyunlardan bir tanesi. Daha önce de çıkan bir oyun bu biliyorsunuz. Bunun ikinci versiyonu Dying Light'ın. Ve bu oyunda da böyle aksiyon eşliğinde oynanan bir oyundu ve hızlı bir oyundu. O yüzden bu türün çok meraklısı var Türkiye'de ve dünyada da var. Ve Türkiye'de de merakla beklenen bir oyun olduğunu söyleyelim. Değişik bir hikaye var bu sefer. O hikayeyi oynayacağız Dying Light 2'de arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Oyunda meraklılarına söylediğim gibi Şubat ayının başında piyasaya sürülecek.
Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, Master Notebook katkılarıyla hazırlanan Oyun Canavarı programımızın sonuna geldik. Programımızın bu bölümünde sizlere arkadaşlar 2022 yılında çıkması beklenen oyunları anlatmaya çalıştık. Tabii ki çok daha fazla oyun var ama biz böyle öne çıkan ve PC üzerinde oynanabilecek olanları seçtik sizler için. Elbette Xbox'ta sadece ya da sadece PlayStation üzerinde farklı oyunlar da bekleniyor ama biz bu videoda PC üzerinde oynayabileceğiniz sürümleri anlatmaya çalıştık. Sizin de merak ettiğiniz oyunlar varsa ya da ben şunu da bekliyorum bunu anlatmanız diyorsanız yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyaller takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinizi teknolojioku.com adresinde bekliyoruz. Orada çok güzel haberlerimiz, gerek oyunlarla ilgili gerekse teknolojiyle ilgili birçok haberimizi bulabilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.